Efendim Ülke TV'de Eda Özdemir'le Dünden Bugüne programına hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta söz vermiştik, kaldığımız yerden devam edeceğiz dedik. Türkiye'nin James Bond'u, Yeşilçam'ın en yakışıklı aktörü Göksel Ersoy'la olan sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. İkinci bölümde sizlerleyiz. Bir kere daha hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Muhammed Ali ile tanışmanız, dünyaca ünlü boksör, nur içinde yatsın. Muhammed Ali ile. Çekmeye gittiğimde evet, evet. Tesadüf Londra'ya maç yapmaya gelmişti. Evet. O zaman Hürriyet'in oradaki muhabiri benim Bakırköy'den arkadaşımdı. Onunla beraber bir plan yaptık. O Muhammed Ali şey yaparken, antrenman yaparken oraya gidelim dedik ve oraya gittik. Nasıl kalabalık dışarısı? Ben yaklaştım, bir kağıda İngilizce yazdım, oradaki İngiliz polise rica ettim. Bunu içeriye Mehmet Ali'nin adamına verin diye. Allah razı olsun içeri götürdü. 10 dakika sonra bir Amerikalı çıktı. Mr. Ersoy bizi çağırıyor. Hemen biz beraber koştuk. İçeriye aldı bizi. Antrenman yapmış. Bütün dünya gazetecileri, televizyonlar orada. Derken onunla hemen tanıştırdılar ve dedim ki sana Türkiye'den şans dilemek için geldim. Ben Orta Şark'ın bir sinema yıldızıyım. Çok memnun oldu. Şunu belirtmek isterim. Ben o güne kadar bu kadar yakışıklı, güzel bir siyah görmedim. Çok güzel bir adamdı. Sonra ringe çıktı. Beni de aldılar ringe. İşte böyle şakalar yaptı filan. Elini kaldır dedi. O da geçti karşıma. Geliyorsun değil mi maça dedi. Maça nasıl gelirim? Maçın bileti 1000 pound. Onun üzerine dedim ki 1000 pound demedim tabii de. Yer bulamadım dedim. Sen dedi bekle saat 7'de. Benim adamlarım seni alacak dedi. Allah razı olsun beni aldılar. Şeye gittik. Musabakaya. Salona. Hı hı. Nasıl dolu İngilizler. Felaket. Buna ayrılmış arkadaşları gelmiş Amerika'dan. Onlarla beraber oturdum. Kızlı erkekli Amerikalılar. En öne oturduk. Mehmet Ali çıktı. Bir yuh başladı. Allah. Öbürü çıktı kıyamet. Kupayır. Maç başladı. Ben korkudan ölüyorum. Allah inandırsın bir yumruk değse havalar uçar. Derken birinci round bitti. İki bitti, üç bitti, dört bitti. Beşinci roundda dengine getirdi Muhammed. Bir yumruk koydu herif knockout. Evet, çok güzel bir anınız varmış Muhammed Ali ile. Ne mutlu size. Bu arada ben hemen şunu da söylemek istiyorum. Türk sinemasında evet aranan jöndünüz. Yeşilçam'ın en yakışıklı jönüydünüz hatta. Bunu gururla söylüyorum. Ama amcanızdan dolayı sesiniz de çok güzel. Genlerde var ses güzelliği. Siz sahneye de transfer oldunuz. Amcanızın desteği çok oldu zannediyorum bu anlamda. Sahne hayatınızdan da biraz bahseder misiniz lütfen? Şimdi 60'lı yılların sonuna doğru, sonunda sinemanın, bizim sinemamızın sıkıntıya gireceğini hissettim. Evet. Sıkıntıya girmeye başladığın anda da yanlışlar yapılmaya başlandı. Bu tabii bana uymazdı. Evet. Benim şahsıma ve aileme. Cesaret dolayı edemezlerdi size evet böyle bir teklifle gelmeye. Dolayısıyla o sırada da Türkiye'deki gazinolardaki kadrolar eskimişti. Evet. Gazino sahipleri yeni yüzleri bulup çıkarmak, müşteriyi kaybetmemiş olmak için hazır şöhretleri gazinolara davet etti. Kazandırıyorlardı, evet. Dolayısıyla sinemadan bazı arkadaşlar denediler sahne, değil mi sahneyi? Sahneye geldiler. Hülya Koçyiğit, Ayhan Işık, pek çok isim var sahnelerde kendini geldiler, deneyen. Evet. Evet.
Fahrettin Aslan en büyük patrondu. O beni davet etti. Dedi ki sen çok farklısın. Senin amcan Yesari Yasin Bey. Seninle her şeyde farklı olarak anlaşma yapacağız. Allah razı olsun. Ben çok ayrı bir anlaşma oldu diğerlerine göre. Bugüne kadar dedi bir program başlarken sadece baş soliste tam sayfa veriyordum. Evet. Şimdi yalnız seni de solistin yanında baş sayfa, tam sayfa vereceğim dedi. Evet. Ve böyle başladık. 3 sene amcamla çok çalıştık. Çok çalıştık. Fakat en ufak bir hata yaptığım zaman bana kızıyordu. Kızdığı zaman da diyordum ki ya nereden başımı açtım bunu ya Allah. Ne zamanki sahneye çıktım o zaman anladım ne demek istediğini. Ya. 15 parça saz, 500 kişilik bir gece, muhteşem bir gece o zaman anladım. İşine, hemmiyetine. Allah rahmet eylesin. Işıklar içinde yatsın. Kaç sene sahnede kaldınız Göksel Bey? 15 yıl. 15 yıl sahnede. Şimdi diğer arkadaşlar yani hazır olmadan ve bir de bu işin ne de olduğunu anlamadan, tetkik etmeden evet. çıktıkları için birçoğu bir yılda, 2 yılda bittiler. Evet. Siz şanslıydınız müzik eğitimi aldığınız için. Şimdi şöyle söyleyeyim bakın şanslı. Ne dedim? Hep dışarıyı kontrol ediyordum. Takip ediyordunuz evet. O güne kadar olan hayatımda Avrupa'ya gittiğim zaman hep şovlara giderdim. Şunu gördüm. Yalnız şarkı söylemek yetmiyor. Değil. Şov sanatını da eklemek lazım. Avrupa'da, Amerika'da en büyük yıldızlar şarkının yanında şov sanatını da ekliyorlar. Evet. Ve ben ilk günden itibaren şarkıların yanında şov sanatını da ekledim. O büyük sempati yarattı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani şeyleri çarşamba pazar kadın matinelerinde ben saat öğleden sonra 15'te çıkıyorum ama bütün seyirciler sabah saat 8'de 9'da geliyorlar. Benim için. Evet. Sahnede şakalaşıyorum. Şarkıları söylerken böyle eğilip 3 tane 5 tanenin yüzüne gözüne bakıyorum. Ve olanlar oldu. Sen ne dersen de. Benim kadar siz de suçlusunuz diyorum. Kıyamet kopuyor. Ah, muhteşem sen bir şarkıdır o. Muhteşem bir şarkıdır o. Şov. Anlatabiliyor muyum? Ay şarkı söylüyor musunuz hala Göksel Bey? Ha? Hala şarkı söylüyor musunuz? Mırıldanıyor musunuz? Evet. Bize evet. de söyler misiniz şöyle yani, minik de olsa? Mırıldanıyorum o kadar. Şarkı söylemek zor bir iş. Çok. Hissetmek lazım. Evet. Hissetmediğin zaman hayatta hiçbir şey olmaz. Ve saygı duymak lazım. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim mesela bir çektiğim bir filmde, jenerikte ben şahane bir İngiliz atıyla maniye atlıyorum. Jenerik çıkıyor, film takdim ediliyor. Ben o maniayı atlamak için, müsabakalara girmek için 10 sene çalıştım. Bu palavra değil, bu evet. masal değil. Ona o kadar muhteşem bir şey ki o at. O kadar hisli ki, o kadar
muhteşem bir şey ki seni anlıyor. Senin onu sevip sevmediğini anlıyor. Üzerine bindiğin zaman kaç paralık binicisini anlıyor. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Mesela şeye doğru, maniaya doğru atlamak için geldiğinde eğer kalbine bir korku varsa onun kalbine geçiyor, geliyor ve atlamıyor. Tabii atlamadığı zaman sen de üstünden düşüyorsun. Ama o eğer hakiki bir şeyse, kansa, kafasını kırar sana basmaz. Bu kadar. Bu kadar da hisliler. Evet, evet. Bunları bilmek lazım. Göksel Bey, müzikal filmleriniz de oldu sizin. Oradaki şarkıları siz seslendiriyordunuz değil mi? Yani çoğu sanatçının zaten farklı isimler vardı, onları biliyoruz ama siz kendi sesinizle kendi şarkılarınızı okuyordunuz filmlerde. Benim çalıştığım gazinolardaki SAS heyetindeki bestekarlar benden ricada bulundular. Yaptıkları şarkıların plağa okunması mevzuatı. Provaları yaptık, çekti ve gittim plaklara okudum. Ne kadar borcumuz? Borcun yok. Sen sahnede yıllardır bana eşlik ediyorsun. Ben senden para alamam. O şarkılar bugün bütün her yerde çalıyor. Hala çok çalıyor. Enteresan. Bunların içinde bir tanesi var ki aynı zamanda bestekarı radyodan olduğu için, bu eser de radyodan, kontrolden geçtiği için ve ben şahane söylediğim için habire yayınlıyorlar. Çok güzel. Çok güzel bir şey. Aklınıza gelen bir şarkı oluyor mu evde sürekli mırıldandığınız? Hayır. Şimdi bu şarkının ismini söyleyeyim. Söyleyin. Sen kimseyi sevemezsin. Sevmeyeceksin. Sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin. İddia ediyorum, bunu benim gibi kimse söyleyemez. Ben şunu da merak ediyorum. Şimdi sinemaya şöyle bir geçiş yaptığımızda, hayaliniz pilot olmaktı. Siz bu hayalinizi Şafak Bekçileri ile gerçekleştirdiniz. Evet. Eskişehir'de oldu değil mi çekimleri? Çekim Eskişehir'de oldu. Hiç herhangi bir arıza, herhangi bir kaza meydana geldi mi uçakta? O kadar enteresan ki, biz yukarıdayken beni devamlı, şimdi pilot önünde oturuyor, ben böyle, o bana devamlı izahat veriyor. Şimdi dedi, kumanda sende. Kumanda bende. Görüyorsun ki bulutlu ama bir bulutun içinde bir şey var, bir delik var. Oradan geç, tayyare sarsılmasın. Ben oradan başarıyla geçiyorum. O kadar alışmışım. Evet. O kadar. Sonra aldı, bak dedi, şimdi dedi sana savaş anında afterburner kullanarak fırlaman lazım. Onu göstereceğim dedi. O da buradaki gaz kolunu kırmızı bölgeye getirdiği zaman tayyare fırlıyor. 1000 kilometrese, 1500'e, 1800'e falan çıkıyor. Onu yaptı. Tamam dedim, çok güzel. Fakat o kadar enteresan ki bu hareketi yaptıktan sonra çok büyük yakıt çektiği için olmaz, hemen çekmesi lazım. Fakat ben prizma aynadan görüyorum. Pilotun yüzünün sarardığını gördüm. Sonra buradan şeye bakınca bende de aynı şey var tabii. Geri gelmiyor. Yani arabada tam gazı basmışsın, çekiyorsun ayağını, gaz geri gelmiyor, tam gaz gidiyor. Allah bize yardım etti. Allah acıdı. Evet. Ta uzaklardan geldi, tabii aşağıya bildirildi. Aşağısı karıştı, alarma geçti. Tayyare geldi. Eskişehir'in damlarını yalayarak geldi, tam pistin başına tayyareyi koydu. Gittik, işte bastı, arkadan paraşüt açıldı.
yavaş yavaş frenleyerek pistin sonunda çelik ağlar kalktı. Biz çelik ağlara 80 metre kala durduk. Evet. Aşağısı, herkes koşuştu. Tebrikler, alkışlar falan, indik aşağıya, sarılmaş dolaş. Orada cumaydı. Saat şeyde bitmişti, gün de bitmişti. Evet. Onu kutluyorum dendi. Arabalara bindik, orada evine gittik. Aman geçmiş olsun. Evet, böyle bir büyük şanssızlık. Ama size bu filmi çekmeyin diye dil dökmüşler galiba, öyle mi? Bu filmi çekeceğim, havacılık filmini çekeceğimi duyunca Allah razı olsun benim film çektiğim patronlar beni yemeğe davet ettiler ve dediler ki oğlum biz senden çok para kazanıyoruz. Amerikan filmleri geliyor, iş yapmıyor havacılık filmleri. Sen çekeceksin, nasıl çekeceksin? İş yapmaz, bütün paran gider. Buna rağmen çektim. Ama Allah, Allah. Allah yüzünüzü güldürdü. Yıkıldı ortalık. Evet. Londra'daki sahneler için gazeteye ilan verilmiş, öyle mi? Evet. Ne ilanıydı o? Benimle beraber oynayacak kızlar lazımdı. Ve Sunday Times gazetesine bir ilan verdik. Türk James Bond Göksel Asoylu oynayacak kızlardı diye. Türkiye Turizm Bürosu'nun önünde şey verildi, randevu. O gün sabah kalktım, dedim ya kim gelir ya, kim okur? Ne zamanki sokağa döndüm bir baktım, Allah kıyamet kızlar. Geldim, bir tuhaf oldum. Ya dedim bu kadar gelmiş, ben seçeceğim 3 tane. Dedim ki çok teşekkür. Senaryo icabı. Sizler hepiniz güzelsiniz. Ben çirkin kızları seçmek mecburiyetindeyim dedim. İşi böyle kapattım. Bu arada Ayhan Işık da sizin için çok özel bir insan değil mi? Ayhan'la Nur İçin'de biz sinemada en çok kavga eden, münakaşa eden, küsen ve en çok barışan ikimizdik. Ayhan çok iyi çocuktu. İyi insandı. Allah'tan ki öldüğü zaman biz barışıktık. Küs değiliz değil mi? Biz barışıktık. Bir kokteyl zamanında yanınıza gelmiş galiba. Evet, bir kokteylde barışık değildik, küstük. Abi de baktım o da geldi. Ben balkona çıktım. O içeridekilerle merhabalaştıktan sonra dışarı geldi. Elini böyle koydu. Bir kitap yazıyorum. Her sayfasında sen varsın dedi. Sarıldık. Barıştınız. Biraz ağladık. Barıştık. Aşk romanları okunurdu bir dönem Göksel Bey. Ve bu aşk romanlarının hepsinde siz vardınız. Evet. Kadın seyirciler size nasıl hitap ediyordu? Yani aşkı öğreten adam olarak mı bakıyorlardı size? İşte bu dramatik aşk filmlerinde. Evet. Hani hep aşk sahneleri. Evet. Dolayısıyla hani kendimi de çok iyi verdiğim için, hissettiğim için seyirci de hissediyordu. Bu aşkı ben sahnede, sinemada hissettirdiğim için evet. Aşkı kadınlara öğreten adam diye o zaman çıktı. Çıktığım zaman sahneye bu anons ediliyordu. Aşkı öğreten adam olarak. Evet. Peki karakter oyuncuları ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani bugün bir Adile Naşit olsun, Hayati Hamzoğlu olsun, Turgut Özatay olsun. Jönlerin yanı sıra onlar da tamamlayıcı isimlerdi sinemada. Onlar çok büyük kabiliyetti. Onlar müstesna insanlardı. Bir Suna Pekuysal, evet. Erişilmez bir insandı Adile Naşit. Evet. Bunlar Allah tarafından sinemaya hediye gönderilmiş insanlar. Bunların verdiği güç, renk inkar edilemez. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. Şimdi kişiler şöhret oluyor ama şöhret olmak çok önemli mi? Ya da o şöhreti taşımak daha mı önemli? Şimdi eğer şöhreti yakalamışsa en çok dikkat edilmesi lazım gelen şey kendine saygı, karşındakine halka saygı. Şimdi mesela ben birkaç tane böyle bir şeyler okudum. Benim diyor özel hayatım, ben bunun hesabını diyor vermem diyor. Sen kimsin?
Sen kimsin, sen nasıl vermezsin ya? Evet. Seni buraya getiren bu insanlara ayrı bir saygı, sevgi göstereceksin. Çok dikkat edeceksin. Bunun şakası yok. Böyle kaldırırlar, bir bırakırlar, düşeriz. Şimdi programın başında da söyledim ya, gayet fit efendim Göksel Bey'i görüyorsunuz. Yakışıklılığından zaten hiçbir şey kaybetmemiş. Ve sporu hayatınızdan hiçbir zaman çıkarmadınız. Basketbol hariç tüm sporları yaptınız. Bütün sporları yaptım. Tenis kulübünde de başkanlık yaptınız zannediyorum. Evet. Kaç sene? Evet. Şimdi İstanbul Tenis Kulübü Maçka'daki yerinden çıkarıldıktan sonra iflas etti. İflasta bütün üyeler bizi kurtaracak olan sensin dediler ve hepsinin üzerime gelip sarılmalarıyla iş bana kaldı. O tarihten sonra benim çalışmalarım, yaptıklarımla ben şahane bir kulüp yaptım. Burada da o sırada spor bakanı ve başbakan yardımcısı olan Mehmet Emin'e çok teşekkür ederim. Çok yardımları oldu. Milyarla ölçülen muhteşem bir kulüp yaptım. 15 senede orayı götürdüm. 15 sene. Evet. Dile kolay. Daha sonra sinema oyuncularının başındaydınız. Evet, o daha evveldi. Ha, o daha önceydi, pardon. O daha evveldi. Onların da sigortalanmasını sağlamıştınız, yanlış hatırlamıyorsam evet, eğer. Evet, evet. Ama spor hala devam ediyor. Hala yürüyüş yapıyor musunuz? Uzun yürüyüşler. Şimdi şöyle söylüyorum. Bunu bilhassa özellikle söylüyorum. Lütfen. Yemenize, içmenize dikkat edin. Hareketi katiyen unutmayın. Bir koltukta bir saatten fazla oturmayın. Daima kalkın, yürüyün, hareket yapın. Hareketten, spordan katiyen ayrılmayın. Bu sizi hem genç tutacak hem de her şey çok güzel olacak. Daha bir huzurlu, renkli olacaksınız. Bakış açınız değişecek, daha zinde evet, kalacaksınız. Evet, evet. Onur ödülleri alıyorsunuz Göksel Bey. Hayattayken hatırlanmak güzeldir. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Neyi anlayamadım. Yaşam boyu onur ödülleri aldınız. Evet. Devamında hayattayken hatırlandınız. Evet. Bu çok önemli, çok özel. Çok önemli. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi mesela güzel şeyler yaşadım. Evet. En son Almanya Beyoğlu Belediyesi ile ortak bir anlaşmayla yılın sanatçısını, sinemaya hizmet etmiş olan sanatçısını için Almanya ile beraber beni seçmişler. Evet. Ve buradan beni davet ettiler. Gittim. Enteresan bir hadise oldu. Bana ödülü vermek için salonda olan Almanların içinde Kültür Bakanı bir hanımmış. Onu davet ettiler. Bir güzel bir kız, hem Türk hem Almanca konuşuyor. Onu davet etti. Arkasından da ödülü vermek için, almak için Göksel Arsoy dedi. Ben de bu taraftan geliyorum. Kültür Bakanı'na yaklaşırken o böyle baktı baktı. Aa dedi, Almanca konuştu, böyle bir hayretle. Deyince kız tercüme etti. Aa ben ödülü bir Türk'e verecektim. Bu gelen Alman. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz ben, için. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Onur duydum efendim. Evet. Altı boş sağ konuşmuyorum. Olun. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Çok biz sizi yine görmek ederim. İstiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Size teşekkür ederim. Herkese sevgi ve saygılarımı daha sunuyorum. İyi ki varsınız. Siz iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi tanıdık. Ayaklarınıza sağlık. Bizi kırmayıp geldiğiniz için. Sağ olun.
Efendim, beraberliğimizin sonuna geldik. Eda Özdemir'e dünden bugüne programında Yeşilçam'ın en yakışıklı jönü, en başarılı ismi Göksel Arsoy bizlerle beraberdi. Haftaya farklı bir konuğumuzla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.